Şimdi geldim balık pazarına. Tam bir kaos, karmaşa, gürültü. Yani İtalya'dan beklediğim aslında tam olarak bu. Ahtapotlar 20 kağıt. Şöyle bakalım. Kalamar 25 kağıt. 20 kağıt. Somon balığı 20 kağıt. Kafa var ya. Bunu satıyorlar mı böyle? Muhtemelen satıyorlar. Yoksa niye koysunlar yani? Süsü koyduklarını düşünmüyorum. Valla ortam karışık. Kamerayı mamaya koyacak bir yere. Şöyle masanın üstüne koydum. Tadacağım bakalım nasılmış. Sadesi 1,5 lira. Böyle ekmek içinde 2 euro. Atıştırmalık içinde peynir falan var. Domates var. Güzel. 2 euro kısa için gayet. Bence okey. Tabii meyve sebze falan da var. Hemen fiyatlara bakalım. Mesela kestane 8 euroymuş. Kavun var burada. 3 euro diyor. Wow. Ha işte otelde yediğim kaktüs meyvesi 4 kağıtmış. Muz bizde daha pahalı ya. 1,5 euro ne ediyor? 60 lira falan. Ben muz bizde yemin ediyorum daha pahalı yani. 1,5 euroymuş. Üzümle 2 euro. Ertesi günden devam. Dün balık pazarından sonra Taormina'ya gittim. Daha doğrusu gitmeye çalıştım. Uzun, sefil, perişan bir yolculuktan sonra günümün yarısını harcayarak Taormina'ya gittim. Bugün de sabah Etna Yanardağ'ına tırmandım. Fakat bunlar başka vlogların konusu olacak. Neden? Çünkü artık benle dahil hiçbirimiz herhangi bir şeye bir dakikadan uzun zor tahammül ediyoruz. Dolayısıyla böyle bir yarım saatlik, 40 dakikalık Katanya vlogundan ziyade ayrı ayrı parçalara bölerek hazırlayayım istedim bunları. Neyse konumuza gelelim. Şimdi Etna'dan geldim. Saat 3.30-4. Önce bir şeyler yiyeceğim. Akabinin hostelime gidip temizlenmem gerekiyor. Leş gibiyim. Sonrasında akşam tekrar çıkıp gezmeye devam edeceğim Katanya'ya. Bugün son günüm diyebilirim. Aslında yarın da buradayım. Ama yarın tamamıyla farklı bir olay için hiç burada zaman harcamayacağım. Dolayısıyla aslında bu akşam son akşamım diyebilirim. Şimdi yine böyle bir kilisenin önündeyim. Antik tiyatronun önünde. Önümde de antik tiyatro var ama antik tiyatrodan kalıntılar artık çok da pek bir şey kalmamış gibi gözüküyor maalesef. Orayı şöyle bir çekeyim, ondan sonra bir şeyler yiyeyim. Sonrasında hostelime gidip bir artık temizleneyim istiyorum. Şimdi böyle pastaneye gibi bir yere oturdum. Bunların meşhur bir tatları var, granita diye. Dondurma gibi bir şey, tam dondurma da değil böyle. Buzlu bir tatlı, kahvaltıda bile yiyorlarmış, ondan söyledim. Yanına da bir tane kanola söyledim. Kanola da çok güzel, dün tarmıya da yemiştim böyle içi dolgulu. İçi peynir dolgulu, üstü fıstık falan böyle acayip bir tatlı, çok lezzetli. Şimdi onları bir de burada tadayım. Granita dedikleri bu. Üstü böyle köpüklü dondurma gibi. Ben limonlusunu söyledim. Bunun işte fıstıklısı var, şimdi efendime söyleyeyim kahvelisi var. Şu da kanolo. Bu da acayip güzel. İçinde ricotta peyniri var. Üstünde yine fıstıklar mıstıklar böyle dolgulu. Çok lezzetli, çok manyak bir şey yani. Şimdi ikisini de şöyle bir götüreceğim. Granitadan başlayalım. Şöyle göstereyim. Çünkü böyle bir soft. Gayet hoş yani. Aslında ben içini merak ediyorum. Şimdi kapatayım içine gelene kadar. Geldikten sonra açarım tekrar. Yani şöyle kremasının yarısını götürdüm. Geldim iç kısmına. Böyle buz ya bu tam hakikaten. Bizim limonlu dondurma gibi. Ama tam böyle dondurma da değil yani. Daha soft böyle. Yani dondurma kadar kıvamlı değil. Onun daha bir softu böyle. Bir ferahlık veriyor senin içine. Gerçekten güzel, hoş. Bence kreması şart değil. Sadece granitanın kendisi bile yeterli olabiliyor. Bu arada şunu fark ettim. Buz parmağı benziyor. Hakikaten aynı buz parmak. Limonla fresh böyle. Gerçekten çok benziyormuş bu arada. Buz parmak da güzel bir şeydir yani. Çocukluğumuzun vazgeçilmez lezzetlerinden biri. Bayağı güzel ya. Sevdim. Thank you.
nefes bir şey arkadaşlar ya. Yani şu güzelle göstereyim. Gerçekten muhteşem. La Norma diye meşhur bir makarnaları varmış bunların. Ondan söyledim. Bir de yanında Aperol Spritz söyledim. Hatta geldi şu an, başladım içmeye. Ama yani garson gelene kadar, siparişimi alana kadar ömrüm tükendi ya. Yani böyle bakıyorum gözünün içine, göz göze de gelmiyor şerefsiz. En son Arrivo dedi. Dedikten 5-6 dakika sonra önce gelebildi. Neyse bakalım makarnamız kaç dakikada gelecek. Bekliyoruz. İnşallah güzel çıkar. Beklediğime değer inşallah. Vallahi porsiyon küçük. Ama tadı inşallah lezzetlidir. Göreceğiz. Güzel. Güzel güzel. Üstünde nane falan var. Beğendim şahsen. Ama tabii porsiyon küçük yani. Benim gibiler için yeterli bir büyüklükte değil porsiyon. Ama netice itibariyle beğendim. Üstünde peynir falan var. Peynir, patlıcan ve makarna. Bunun bir de spagettilisi varmış. Ben acaba spagettimi söylesem daha doyurucu olabilir miyim? Şu an düşünüyorum. Kalabalık gerçekten beni böyle keyiflendiriyor. Burada tam böyle insanların rahat rahat uygun fiyata, ucuza arkadaşlarıyla eğlendiği bir ortam böyle. Keyifli yani, bayağı beğendim. Spritz dediğin böyle olur. Budur yani. Bu ne lan öyle bir gıdık? Dur ya. Neyse şu arancino'yu bir tadalım bakalım. Nasıl bir şeymiş. Şöyle göstereyim. Bayağı da büyük yani. Bu beni doyurur. Afrikan şeyler. Güzel bu ya. Yani kızartma olduğu için birazcık ağır tabii. Herkese hitap etmeyebilir ama ben bayağı beğendim. Bu vlogu artık burada bitirelim. Teatro Bellini'nin önündeyim. Katanya'nın, şöyle göstereyim. Güzel yapılarından birisidir. Bitirmeye bence uygun bir nokta. Güzel tatlı bir şehirdi. İtalya'nın en güzel şehri mi derseniz? Değil bence. Bunun da Roma'sı var, Floransa'sı var, Venedik var, Napoli var, Bari var, Lecce var. Var oğlu var. Cennet memleket netice itibariyle ama Katanya'da Sicilya'dır en nihayetinde. Yani kendine özgü bir havası var. Ayrı bir ruhu var. Ruhu olan şehirler her zaman için bence güzeldir, sevilir, gezilesidir. Bu vlogu artık burada bitireyim. İtalya'yı seviyorsanız, İtalya ile ilgili sayısız vlogum vardır kanalımda. Onları da izlemenizi tavsiye ederim. Buraya kadar da izlediyseniz herhalde beğenmişsinizdir diye düşünüyorum. Beğendiyseniz de videoyu likelamayı, yorum yapmayı unutmazsanız çok sevinirim. Hatta kanalıma abone de olursanız beni çok memnun edersiniz. Görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.